amaçlanan açık, iktidar kendi siyasal, ideolojik, dini inançları doğrultusunda, amaçları doğrultusunda bir birey yetiştirmek, öğrencileri bu doğrultuda yetiştirmek gibi bir gaye içerisinde. Burada değerler olarak kastedilen değerler, dediğim gibi bugün işte çok işte olmadığı yönünde bir takım insani değerlerin, evrensel değerlerin, insan hakları ile ilgili değerlerin olmadığı yönde sıkıntılar var. Ama burada amaçlanan bu değerler değil. Burada amaçlanan tamamen dini kökenli, din ağırlıklı değerler kastediliyor. Bu zaten fazlasıyla var. Yani bu toplumun bu kadar bilimden uzaklaşmasının temel nedeni de dinin bu kadar her şeyin önüne konulması, okullarımızın işte İmam Hatip'e dönüştürülmesi, okullarda din eğitiminin işte ortalama 5 saate çıkarılması, seçmeli din dersi adı altında, üniversitelerde, okul her yerde bu dini ağırlıklı derslerin artırılması, kitaplara din kavramların dinselleştirilerek, daha doğrusu dini kavramlar ağırlıklı olarak yerleştirilmesi, zaten fazlasıyla bu dini değerlerin toplumda yer ettiğini, çocuklar içerisinde işte bir şekilde alıştırmak zorunda bırakıldıklarının en açık göstergeleri. Burada dolayısıyla bir ihtiyaç yok ama işte bu yetmiyor ki siyasal iktidara. Geçmişte cemaatlerle yaptığı işte hizmet hareketi adı altında okullarımızda buna benzer bir süreç yaşanmaktaydı. Abiler, ablalar bulunmaktaydı. O zaman çok onlar kabul görendi. Onları secdeye değen münevver insanlardı. Bunlar aracılığıyla işte çocuklarımız eğitilmeye çalışıldı. Ve daha sonra bu vatandaşlar darbeye kalkıştılar ve terörist ilan edildiler. Benzer örnekler yine farklı işte vakıflar aracılığıyla yapıldı ve burada görüldü ki bu dini eğitimler ne yazık ki iyi sonuçlar doğurmuyor. Çocuklarımızı bilimden uzaklaştırıyor, eğitimden uzaklaştırıyor. Bugün uluslararası ölçeklere de bakıldığında çocukların eğitim düzeyi çok çok altlarda. İşte matematiğe yaklaşımı, okuduklarını anlama, kavrama vesaire en dipteyiz. Dolayısıyla burada bu yapılmak istenen şey nedir? Yapılmak istenen tam da böyle bireyler yetiştirmek. Yani bilimden anlamayan, eğitimle çok iç içe olmayan, kendi dini argümanlarını hayata geçiren, her şeyi kaderle açıklayan bir kitle, bir nesil yetiştirilmek isteniyor. Buna uygun da işte ÇEDES adı altında, zaman zaman başka isimler altında, tarikatlarla, cemaatlerle yapılan protokollerle işte bu amaç gerçekleştirmeye çalışılıyor. Amaç toplumu dönüştürmek. Amaç genç nesil üzerinden geleceğimizi dönüştürmek. Neye dönüştürmek? Dindar, dini esas alan, dini esaslara göre hayatı değerlendiren, hayata yaklaşan bir nesil yetiştirmek. Temel amaç budur. Yani burada değerlerle kastedilen, çevreyle kastedilen dini hassasiyetlerdir. Öğretmenlerimiz var bu işle ilgili. Abilerin, ablaların burada ne işi var? Yani bu atanmayan onlarca, binlerce öğretmen arkadaşımız var. Madem böyle bir ihtiyaç var, bu ne olduğu belirsiz olan abiler, ablalar yerine bu işin bilimini almış, pedagojik formasyonunu almış, atanmayan öğretmen arkadaşlarımız bu konuda görevlendirilebilir ve bunlar camide değil, kütüphanelerde, okullarda bu takviye yapılabilir. Ama belli ki burada niyet eğitimi geliştirmek, çocukların eğitim açığını gidermek değil. Burada amaç çocukları işte camilerde dini eğitim vermek. Ama bu verilen dini eğitim de abiler, ablalar tarafından verildiği için bu abilerin, ablaların hangi yorumla, hangi değerlendirmeyle dini eğitim verecekleri, nasıl bir dini eğitim vereceklerini de çok belli değil. Yani bu bir dayatmadır. Bu siyasal iktidarın iktidar gücüne dayalı olarak toplumun görüşünü almadan, velilerin görüşünü almadan, sendikaların görüşünü almadan, eğitimcilerin görüşünü almadan kendi siyasal ideolojileri doğrultusunda uyguladıkları bir projedir. Biz bu projeyi kabul etmiyoruz. Eğitim sen olarak da bu konuda bunun gerçekleşmemesi için her türlü eylem ve etkinliği yapmaya kararlıyız. Bize rağmen, öğretmenlere rağmen, öğrencilerimize rağmen, velilerimize rağmen bize siyasal iktidar kendi ideolojisini bu şekilde protokollerle dayatamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Eğitimin
belli bir formasyonu vardır. Dünyanın her yerinde bu formasyon aynıdır, bilimsel temellidir. Bu temelde eğitim, öğretim yapılmalıdır. Bunun yeri de cami değildir, bunun yeri okullardır. İlle de ders çalıştırılacaksa, işte hafta sonu okullar kullanılabilir, kütüphaneler kullanılabilir. Ama niyet belli ki ders çalıştırma değil, niyet belli ki öğrencilerin derslerine yardımcı olmak değil. Niyet çocukları bu ad altında belirleri bu şekilde bir şekilde işte kandırıp, farklı algı yaratıp kendi dini, ideolojik düşüncelerini aktarmak için eğitim araçsallaştırılıyor. Biz bilimsel, demokratik, laik, ana dilinde bir eğitimi savunuyoruz ve eğitimsel olarak bu konuda bunun önünde olan tüm bariyerlerin aşılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Velilerimizin de bu konuda çocuklarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Çocukların ne olduğu belirsiz, kim oldukları belli olmayan abi ve ablalarla baş başa bırakılmasını doğru olmadığının, bunun işte geçmişte yaşanmış olan işte Ensar Vakfı'nda farklı alanlarda yaşanmış sonuçlarının hatırlamalarını istiyoruz. Geçmişte yine hizmet hareketindeki abi ve ablaların çocuklarını nereye sürüklendiğini hatırlamalarını istiyoruz. Her seferinde benzer hataya düşünmemesi çağrısını yapıyoruz. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir.